Evet, efendim merhabalar. Siyaseten programımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi maalesef dünyanın ve ülkemizin de tek gündem maddesi koronavirüs salgın hastalığı. Biz de evde kal uyarılarını dikkate alarak hem kendimizin hem ailemizin, çevremizdeki insanların sağlığını da dikkate alarak artık bizler de evlerdeyiz. Geçen haftadan beri bildiğiniz gibi evlerimizden bir süre bu şekilde yayınlarımıza devam edeceğiz. Bugün de yine canlı yayın turumuza başlıyoruz. Bugün ilk konuğumuz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici olacak. Sayın Destici'ye Denizli'den Nurcihan Bahtiyar ve Aydın'dan Ayla Ekin Deniz arkadaşlarımız da sorularını yöneltecekler. 15'te de Şişli Belediye Başkanımız Muammer Keskin yine konuğumuz olacak. Tabii bakış açısında ise arkadaşımız Nurcihan Bahtiyar'ın moderatörlüğünde ben ve İzmir'den Deniz Ölgün arkadaşımız yine sorularını Sayın Başkan'a yöneltecekler. Akşam da 18.30'da yine siyaseten programında tabii AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Cahit Özkan'la birlikte infaz yasasını, hazırladıkları teklifi, komisyonlardaki görüşmeleri, gelinen noktayı konuşacağız. Şu an sanırım Sayın Başkan hazırlar. Sayın Başkan'la yayınımıza başlayacağız. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ve devamında da diğer arkadaşlarımızı yayınımıza alacağız. Sayın Başkanımı henüz ekranda göremedim ama tabii bizler Denizli'den, İzmir'den, Muğla'dan, Kütahya'dan, Aydın, Afyon, İstanbul, Ankara ve Sivas'tan tabii ilerleyen zamanda da yine ekiplerimizin olduğu diğer illerimizden Erzincan ve Gümüşhane'den de bağlantılarımızı yapacağız. Bildiğiniz gibi 20'ye yakın ilde ekiplerimiz var, ofislerimiz, stüdyolarımız var ve bu süreçte biz artık maalesef şu anda hiçbir stüdyomuzu kullanmıyoruz. Bu süreçte virüs salgını inişe geçinceye kadar sanırım inşallah bundan sonra bir pik yapma noktasına erişmez. Belli bir artık sükunete eriştiği zaman gündem bu şekilde. Bizler de stüdyolarımızdan tekrar sizlere ulaşmaya başlayacağız ama şu anda yaklaşık bir haftadır evlerimizden yayınlarımıza devam ediyoruz. Onun için bu şekilde değerli konuklarımız da sağ olsunlar bizleri kırmıyorlar. Onlar da evlerinden gerekse bir kısmı da bulundukları noktalardan, makamdan bizlere bağlanarak birlikte gündemimizi değerlendiriyoruz. Tabii bu ara gerek sağlıkçılarımız, sağlık ekiplerimiz, güvenlik kolluklarımız, güçlerimiz, basın mensupları tabii bildiğiniz gibi risk gruplarında ama siyasetle uğraşan, ülkemizi yöneten değerli yöneticilerimiz de tabii aslında risk grubunda sayılıyor. Çünkü onlar da görevlerini yerine getirebilmek için sahaya çıkmak zorundalar aslında. Zaman zaman bu riski de göze alarak bu şekilde kendilerini riske atmış oluyorlar ama bizler tabii ki yani bir nevi mecburuz bunu yapmaya. Ama yine de elimizden geldiği kadar bu kurallara riayet ederek evlerimizde kalıp evlerimizden sizlerin evlerine yine televizyonlarımız aracılığıyla, sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla misafir olmaya devam edeceğiz. Sayın Başkan hazır mı acaba arkadaşlar? Evet, Sayın Başkan'ı beklerken tabii şu anda şunu da söylemek lazım. Avrupa'da durum aslında hiç iç açıcı değil. Avrupa'da vaka sayısı, ölüm sayısı hızla artarken ülkemizde durum biraz daha iyi aslında, biraz daha normal gibi ama umarım daha ötesini yaşamayız.
Bizler tabii doğrusu yani biz öyle düşünüyoruz ama inşallah doğru düşünüyoruzdur. Bizler tabii geleneklerimiz, göreneklerimiz, beslenme alışkanlıklarımız, toplumsal alışkanlıklarımız, bütün bunları dikkate aldığımızda Anadolu toprakları bu sağlık sorununu, bu salgın sorununu en az şekilde inşallah atlatacaktır. Ondan eminiz. Sayın Başkanımı sanırım ekranlarımızda görüyoruz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici. Sayın Genel Başkan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adem Bey, hayırlı yayınlar diliyorum sizlere ve başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, şuradan başlamak istiyorum. Bir genel değerlendirme yaparsak, bu duruma nasıl gelindi? Maalesef bütün dünya şu anda teyakkuzda. Bir salgınla mücadele söz konusu. Adeta bir dünya savaşı var gibi. Biraz da doğrusu bütün insanları, bütün toplumları ürküten, korkutan bir durum. Ne oldu, nasıl oldu da dünya bu hale düştü? Öncelikle tabii müsaade ederseniz ben bu salgında koronavirüs COVID-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı sabır niyaz ediyorum. Tabii şu anda hastanelerimizde kimi servislerde kimi yoğun bakımda kimi entübe bir vaziyette tedavi olan hastalarımız var, vatandaşlarımız var. Onlara da Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Tabii evlerinde karantina altında bu hastalığı yenmeye çalışan, daha hafif atlatan vatandaşlarımız var. Buna da Rabbimden şifa niyaz ediyorum. Tabii bu salgın biliyorsunuz Çin'in Wuhan kentinde ilk çıktı. Fakat Çin 3000 üzerinde bir ölümden sonra bunu kontrol altına aldı. Tabii bu daha sonraki günlerde ciddi anlamda tartışılacaktır. Bu bir hayvandan mı bulaşmıştır yoksa orada bir deney yapılırken bir üretim aşamasında mı yayılmıştır? Bunlar daha sonra konuşulacaktır. Yine burada Çin dünyayı geç mi bilgilendirmiştir? Zamanında bilgilendirme yapmayarak önlem alınması noktasında bir hata işlemiş midir? Bunlar elbette sorgulanıyor ve bu salgın geçtikten sonra daha çok sorgulanacak ve burada bir ihmal ya da kasıt ya da bu virüs gerçekten bir üretim sonrası ortaya çıkmışsa bunların bir bedeli olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii şunu bilmemiz lazım. Artık Türkiye değil sadece dünya sanayi devrimini tamamladı ve şu anda robotik çağa geçiyor. Yani bundan sonra savaşların önemli bir kısmı konvansiyonel silahlarla değil bu tür saldırılarla, robotik saldırılarla, virüs saldırılarıyla gerçekleştirilecek. Bu böyledir anlamında söylemiyorum ama buna hazırlıklı olmamız anlamında söylüyorum. Dünyanın buna hazırlıksız olduğu gözüktü. Yani bir savaş olsaydı bütün malzemeleri olan dünyanın bugün sağlık konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'sine, İtalya'sından İspanya'sına, Almanya'sına kadar hepsinin bir sağlık malzemesi, aşı, bir solunum cihazı, bir hekim sıkıntısı çektiğini görüyoruz. Ama bundan sonraki süreçlerde bununla çok sık karşılaşacağımızı artık bilmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye doğru şeyler yaptı bu süreçte. Devletimiz, Sayın Sağlık Bakanımızın önderliğinde bilim kurulumuz bir kere Türkiye'ye bu virüsün biraz daha geç gelmesi noktasında büyük gayretler ortaya konuldu ve bunda da başarılı olundu. Bu süre içerisinde geldiği andan itibaren yapılacaklar bir bir planlandı. Hazırlıklar yapıldı ve şu anda evet 500'ün üzerinde kaybımız var ama diğer dünya devletlerine baktığımız zaman bizim pozisyonumuzdaki devletlerin kayıplarının ve hasta sayılarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bizim sağlık sistemimiz şu anda bu süreci çok rahatlıkla
kaldırabiliyor. Hatta bunun ötesinde biliyorsunuz başka ülkelere bir takım sağlık malzemelerini de yardım olarak gönderiyoruz. Ya da onun dışında müsaade alanlar, izin alan firmalar satışlar da yani ihracat da gerçekleştirebiliyorlar. Tabii bizim hekimlerimiz de gerçekten belki dünyanın bilimsel anlamda en iyi hekimleri olmasa bile en özverili, en fedakar, en cefakar hekimlerinin, sağlık çalışanlarının bizde olduğunu biliyorduk. Zaten bu süreçte de bunu görmüş olduk. Onun için ben bu vesileyle bütün sağlık çalışanlarımıza sizin kanalınız aracılığıyla da bir kere daha şükranlarımı sunmak istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar bu süreçte gösterdikleri bu gayretle, çünkü hayatları pahasına bir mücadele ortaya koyuyorlar. Adeta savaşıyorlar. Nasıl Mehmetçiğimiz İdlib'de, Afrin'de, Irak'ın kuzeyinde, yurt içinde teröristlere karşı savaşıyorsa, şu anda da sağlık ordumuz da, sağlık çalışanlarımız da bu virüs illetine karşı inanılmaz bir savaş ve mücadele ortaya koyuyorlar. Canları pahasına, işte burada da hayatını kaybeden profesörlerimiz var, hekimlerimiz var, sağlık çalışanlarımız var. Bu da bunun bir ispatıdır. Onlara da ayrıca Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ile birlikte. Tabi aynı zamanda Denizli'den Mehtap Koç ve Aydın'dan Ayla Ekin Deniz arkadaşlarımız da katıldılar. Sorularıyla programımıza katkı koyacaklar. Sayın Başkan tekrar merhabalar. Merhabalar Adem Bey. Başkanım tabi bu noktaya nasıl gelindiğini konuşuyorduk. Gelişen şartları siz biraz değerlendirdiniz. Ülkemiz açısından ele alırsak, kaldığımız yerden devam etmemiz açısından Avrupa'daki gelişmelere baktığımızda ülkemiz biraz daha rahat. Sürecin idare edilmesi, kontrol edilmesi ve toplumsal tepkilerimizi dikkate aldığımızda sanki biz biraz daha rahatız gibi geliyor ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç rahat olmayalım. Hiç Evet. rahat olmayalım. Rahat olunacak bir süreçte değiliz. Tam tersine çok daha dikkatli, çok daha titiz. Hem devletin aldığı kurallara tam anlamıyla uyma noktasında hem de Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine azami derecede dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizden başlayarak, aile efradımızı bu konuda alıştırarak, yine çevremizi, tabii biz siyasetçiler sorumluluk makamındayız. Mesuliyetimiz var sadece kendimizden, ailemizden değil. Bütün vatandaşlarımızın da mesuliyetini, sorumluluğunu üzerimize taşıyoruz. Onun için bunlara uyulması noktasında da azami dikkat göstermemiz gerekiyor. Özellikle bu Nisan ayı Türkiye'nin bu virüsle mücadelesinin geleceği açısından çok hayati bir ay. İçine girdiğimiz bu Nisan ayı. Dolayısıyla da bizim hiç rahat olmamamız lazım ve azami derecede hem devletin açıkladığı kurallara hem de Bilim Kurulu üyesinin, Sağlık Bakanlığı'nın, hekimlerimizin tavsiyelerine azami derecede uymamız gerekiyor. Tabii siz rahatlık konusunu diğer Amerika, İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere'ye Evet. bakarak söylediniz, haklısınız. Ama onlar işte rahat oldukları için bu süreçleri yaşıyorlar. Ben Biliyorsunuz aslında Sayın Başkan, ben aslında Boris rahat derken Johnson'un açıklamaları, biliyorsunuz başta biraz bu virüs tehlikesini ciddiye almadılar ve neticede ağır bedellerini ödüyorlar. Ama elhamdülillah biz ciddiye aldık Türkiye olarak. Bizim devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı, hatırlayın ta ilk Avrupa ziyaretlerinde tokalaşmayı kesmişti. Sağlık Bakanımız aynı şekilde, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bilim kurulu üyeleri ve herkes gerçekten Türkiye'de bu işi ciddiye almanın biz şu anda avantajını, rahatlığını demeyelim de belki avantajını yaşıyoruz ama bu avantajı sürdürmemizin yolu aynı hassasiyetle kurallara ve tavsiyelere uymaktan geçiyor. aslında ben rahatlıktan şunu kastetmiştim Sayın Başkan. Rakamlara baktığımızda, sağlık yatırımlarına baktığımızda, hazırlıklı olma anlamında değerlendirdiğimizde vakalar, ölüm vakaları geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'nin diğer Avrupa ülkelerine göre daha avantajlı bir konumda olduğunu kastetmiştim. Sanırım bu konuda ülkemiz
daha hazırlıklı yakalandı bu salgın hastalığı. Evet, hazırlıklıydı. Yani hazırlıklı olmanın şu anda faydalarını ve avantajlarını yaşıyoruz. Ama asla gevşemememiz lazım. Tam Evet. tersine daha çok kurallara sık uyarak, mesela işte evde kalmamız lazım. Ve özellikle 65 yaş üstüne yasak var, ama bana göre 60 yaş üstünün çıkmaması lazım. Yine 20 yaş altı gençlerimiz, çocuklarımızla ilgili böyle bir yasak var, ama o yasak olmayan ortadaki nüfusun da eğer zarureten dışarı çıkması gerekmiyorsa, yani ekmek için ya da devlet görevlisidir, polistir, işte hekimdir, bunlar dışında kalanların da mümkün olduğu kadar çıkmaması gerekiyor. Yani yasak yok ama çıkmaması gerekiyor. İşte iller arası 30 büyük şehir ve Zonguldak için biliyorsunuz giriş çıkış yasağı getirildi. Buna uymak gerekiyor, çünkü virüs bize yurt dışından geldi. Ve yurt dışından da tabii yurt dışı temasımız daha çok büyük illerimizde, İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere. Dolayısıyla da bu illerden de Anadolu'ya gidişler başlayınca bu virüs Anadolu'da da yayılmaya başladı. Dolayısıyla da bu kararlar çok yerinde ve doğru kararlar olarak ben inanıyorum. Ve bunları da bütün vatandaşlarımızın kamu görevlerimizi zorlamadan uymasını, bu virüsle mücadelemiz açısından, verdiğimiz savaş açısından çok önemli görüyorum. Tabii ki vatandaşlarımız evine rızık da götürecek, elbette ki işlerini de yapacak, marketine de gidecek, ama bunları yaparken de yine kurallara uymak lazım. Mutlaka maske takılması lazım, mutlaka izolasyona ve temas olmaması lazım, o mesafenin korunması lazım. Yani bana bir şey olmaz ya da benim yaşım genç, ben dayanırım anlayışına da asla düşmemek lazım. Bu da bir zaaftır. Dolayısıyla bu virüsün, evet, sonuçlar yaşlılar üzerinde daha ölümcül olduğunu gösteriyor. Ama orta yaş veya daha genç yaşta dediğimiz kişilerde de ölümlere rastlandığını unutmayalım. Çünkü virüs herkese aynı dozda, aynı büyüklükte yapışmıyor. Yani bazısına daha küçük damlacıklar olarak, parçacıklar olarak yapışıyor. Bazısına daha büyük olarak yapıştığı zaman etkisi ve hastalık derecesi de daha yüksek oluyor ve işte ölüme kadar da götürebiliyor. Onun için hiç bulaşmamak, kendimizi korumak, her bir vatandaşımız kendisinden mesul. Koruması lazım, ama bazıları buna riayet etmeyebilir. Eğer bu tip kişileri görürsek bunları uyarmamız lazım. Uymayanları da yetkililere bildirmemiz lazım. Çünkü uymayan kişi sadece kendi sağlığını tehdit etmiyor. En yakınından başlayarak çevresindeki herkesin de sağlığını da tehdit ediyor. Dolayısıyla bunlara da bizim göz yummamamız ve müsamaha göstermememiz gerekiyor. Bir savaştaysak, bir mücadeledeysek millet olarak bu mücadeleyi topyekün hepimizin birlikte vermesi gerekiyor. Evet, Mehtap Hanım, Mehtap Koç. Evet, merhabalar öncelikle Sayın Genel Başkan. Hoş Merhabalar geldiniz Mehtap Hanım. yayınımıza. Şimdi öncelikle siz az önceki konuşmanızda dediniz ki ülke olarak, aslında Adem Erdağ da aynı şeyden bahsetmişti. Ülke olarak hazırlıklı yakalandık dediniz, ama acaba hükümet olarak, ekonomi politikaları olarak hazırlıklı yakalandığımız bir süreçte miydi? Çünkü şu anda da bütün vatandaşın gözü kulağı sizlerden, meclisten çıkacak kararlarda diyebiliriz adeta. O nedenle ekonomik olarak ya da hükümet politikaları olarak çok da hazırlıklı olduğumuz bir süreçte miydi? Şimdi şöyle, tabii bu süreci yaşayacağımızı hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir muhakkak. Çünkü şu anda baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de, Almanya'sı da, İtalya'sı da, İspanya'sı da bir zorluk yaşıyor. Ve bakın, biz İtalya'ya ve İspanya'ya sağlık malzemeleri yardımında bulunduk Türkiye olarak. Kendimiz de böyle bir süreç yaşarken. Devleti, tabii bizim ekonomik zorluklarımız var zaten ülke olarak. Yani ekonomi olarak kendi ayakları üzerinde duran bir ülke değiliz maalesef. Yani borcu olan bir ülkeyiz. Hem vatandaş anlamında hem devlet olarak borcu olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bir takım zorluklarımız var. Ama buna rağmen devlet 100 milyarlık bir paket açıkladı. Ve bunun önemli ölçüde bir derde deva olacağını düşünüyorum. Ama onun ötesinde şunu da söyleyeyim. Tabii insanı yaşat ki devlet yaşasın politikasının ya da sözünün, biz bu dünyadaki uygulayıcısıyız Türkler olarak, Türk milleti olarak, Müslüman Türk milleti olarak. Tabii bu anlamda devlet sosyal devlet olmanın da gereğini yapmalı.
bu süreçte işini kaybeden, gelirini kaybeden, iş yerini kaybeden ya da zaten işsiz olan, zaten geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımıza mutlaka ama mutlaka yardım elini uzatması lazım. Ama elhamdülillah şu anda uzatılıyor. Bakın öyle şeyler yaşıyoruz ki, yani dün mesela televizyonda izledim, hayatında hiç doğum günü kutlamamış olan bir çocuğa bir doğu ilimizde doğum günü pastası bile götürecek kadar elhamdülillah imkanımız var. Ya da yaşlılarımızın bir talebi olduğunda bunu hemen vefa grupları oluştu biliyorsun bütün illerimizde. Bunların imkanı yetişiliyor. Şu ana kadar ben ülkemizde bu anlamda bir zorluk yaşayan, açlık yaşayan bir aileye, bir vatandaşımıza şu ana kadar böyle bir kamuoyuna yansımadı. Yansımayacağını ümit ediyorum. Çünkü biz sadece devlet değil biliyorsunuz bir Türk milleti olarak da yardımsever, dayanışmayı seven bir milletiz. Bu bizim hem Türk kültürümüzün ve İslam inancımızın bir gereği. Komşusu aç yatan bizden değildir Hazreti Şerif'ine uygun yaşayan bir milletiz biz. Bunu da yapacağız ama tabii şunu söyledim yine söylüyorum. Burada devlet bu yardımlarda ister bankalar aracılığıyla olsun, ister sosyal yardımlaşma derneklerimiz aracılığıyla, kaymakamlıklar aracılığıyla olsun, hangi araç olursa olsun bence verdiği destek kredilerinde de bu tür yardımlarda da asla ayrım yapılmamalı. Ayrımdan kastım şu, yani A kişiye, B kişiye anlamında değil, sektör anlamında da ayrım yapılmamalı. Belki şu anda bazı sektörler daha çok etkilenmiştir ama mesela diyelim ki gıda, tarım, hayvancılık şu anda bundan etkilenmemiş gözüküyor ama bizim bu süreçten sonra asıl ihtiyacımız olan sektörler onda. Hayatımızı idame ettirmemiz için o sektörlere çok büyük ihtiyacımız var. Dolayısıyla onların da desteklenmesi lazım. Öbür taraftan işini kaybeden vatandaşlarımız mutlaka bunların desteklenmesi lazım. Efendim işte elektrik faturasıdır, doğalgaz faturasıdır, su faturasıdır. Bunların geliri düşük ya da gelire muhtaç ailelere bu 3 ay dönem içinde fatura gönderilmemesi lazım. Ve dolayısıyla da bunların asla elektriği, suyu, doğalgazı kesilmemesi lazım. Yani temel ihtiyaçların mutlaka karşılanması lazım. Bu anlamda devletimiz elinden geleni yapıyor. Milletimiz de büyük bir gayret içerisinde. İşte bakın Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyarın üzerinde bir bağış oldu. Ben de bir maaşımı oraya bağışladım. Tabii çevremizde de biz yine cami olarak, Büyük Birlik Partisi olarak, Akşener Ocakları olarak çevremizdeki bütün teşkilatlarımız, bütün mensuplarımız, yaşadıkları illerde, ilçelerde ihtiyaç sahibi olan bütün vatandaşlarımıza ellerinden geldiği kadar yardım ulaştırmaya çalışıyorlar. Yardımla birlikte bir talep varsa, bir istek varsa bu konuda da biz elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Evet, şimdi Büyük Birlik Partisi olarak sizin görüşleriniz de tabii ki hepimiz için çok önemli. Dediğim gibi az önce çünkü meclisten çıkacak kararda diyebiliriz adeta vatandaşın gözü kulağı. Şimdi bu noktada sizin bir önergeniz olacak mı mecliste görüşülmesine dair ya da bu süreçte en azından can suyu olabilecek işten çıkarılan ya da şu anda hali hazırda hayatına devam eden ya da ev hapsi diye de nitelendirebiliriz sanırım bu süreci. Bu süreci evde geçirenlerle ilgili sizin ekstra bir önergeniz olacak mı? Böyle bir görüşmeniz, konuşmanız söz konusu mu acaba? Biz bunu geçen hafta yaptık. Yani biz bu ihtiyaç sahipleri için bir evde kal maaşı ya da askeri geçim maaşı olarak 3 ay süresi boyunca bu tür işini kaybeden, iş yerini kaybeden ya da zaten geliri olmayan, işsiz olan, zaten şu anda fakirlik maaşı alan ya da sosyal yardımlaşma derneklerinden, vakıflarından, kaymakamlık aracılığıyla yardım alan vatandaşlarımıza bu tür bir maaşın bağlanması noktasında ve bunların işte faturalarının 3 ay boyunca gönderilmemesi, su faturası ise bunun devlet tarafından, belediyeler tarafından karşılanması, işte elektrik faturası ise bunun EPDK tarafından ya da devlet tarafından ya da işte doğalgaz faturası ise bunun BOTAŞ tarafından karşılanması konusunda biz zaten önerilerimizi, tekliflerimizi yaptık. Mesela elektrik faturası ile ilgili nasıl bugüne kadar kayıp kaçak bedeli bir şekilde diğer faturalarla birlikte çözülüyorsa bu da mutlaka çözülebilir diye düşünüyoruz. Bunların çözülmesi lazım. Ama zaten şu anda bunların tamamına yakınıyla ilgili çözümler üretiliyor. Tabii bir de ister istemez inşallah insanlar biliyorsunuz bu süreçte tasarrufa giriyor, iktisata giriyor. Yardım düşünmeye başlıyorlar. Yani dün bu şekilde davranmayan pek çok vatandaşımızın bir tasarrufa girdiğini, bir iktisata girdiğinde
görüyoruz ve devletin de tabii bu konuda bir tasarrufa girdiğini görüyoruz. Bu süreçler zor süreçlerdir, acılı süreçlerdir, kayıplı süreçlerdir ama aynı zamanda da ibretlik süreçlerdir. Dolayısıyla bizim bunlardan almamız gereken, bu süreçlerde almamız gereken dersler de vardır. Dünya halinde bir türü var. Dolayısıyla da yarını düşünerek insanlar hayatını yaşamalı. Bugüne kadar biz dünya insanlığı da pek çoğu, ülke insanlar aslında çok yanlarını düşünmediler yani hayatlarını yaşarken. Dolayısıyla bu aslında bizim bir nevi bize ders olan bir süreci yaşıyoruz. Yine öbür taraftan baktığımız zaman milyarlar milyonlar başlardan ama kimsenin umurunda olmuyor. Ama bu illet gelince herkes hayatının ve herkese bulaşmaya başlayınca devlet başkanlarından varlıklı insanlara kadar herkese bulaşmaya başlayınca herkes bir de pandemi halini alıp bütün herkes bununla savaş ve mücadele konusunda bir kararlılık ve irade ortaya koydu. Keşke bu kararlılık ve irade açık öğrenmeyi öğrenen içinde konuşsaydı belki de bu günleri yaşamadık ya da yaşasak bile daha kolay, daha vicdanlı atlatabilirdik diye düşünüyorum. Evet Sayın Başkan, Aydın'dan Ayla Hanım yayınımızda. Ayla Ekin Deniz. Ayla Hanım, sorunuz varsa kısa aslında Aydın'da gelişmeler evet. Bahsedebiliriz. Buyurun. Tabii. Sayın Genel Başkanım tekrar merhabalar, hoş geldiniz. Mehtap Hanım merhaba, Adem Bey merhaba. Ben hemen merhaba. Aydın'dan birkaç not aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz dün itibariyle Cezayir'deki Türk vatandaşlarımız Aydın ve Şırnak illerine getirildiler. Bunların 160 tanesi Söke'de, 290 tanesi de Aydın'daki yurtlara yerleştirildi. Dün akşam itibariyle Cezayir'de yaşayan çalışan Türk vatandaşlarımız Aydın'a getirildi ve buradaki yurtlara 14 gün karantina altına alındılar. Sağlık Bakanımızın açıkladığı resmi sayıların üzerinde şu an yani 20'ydi en son vakamız. Onun üzerinde herhangi bir vakamız yok. Yükselen bir vaka veya basına düşen bir vakamız yok. Sadece bir ölüm gerçekleşti. Bu üzücü olmasına rağmen hafta sonu bir ölüm gerçekleşti. Ölüm sayımız 2 şu an Aydın'da. Vaka sayımız 20. Bunun dışında da Aydın'dan bir profesörümüz Sayın Sağlık Bakanı'nın ikinci oluşturduğu bilim kuruluna davet edildi. Sayın Profesör Pınar Okyay bilim kuruluna davet edildi Aydın'dan. Onun dışında Aydın'da şu an hayat dediğiniz gibi sokaklar boş ama yine de vatandaşlar ihtiyaçları için dışarıda. Bir de Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyfullah Okumuş pozitif çıkmıştı test sonucu. 4-5 gündür hastanede tedavi altında kendisi. Şu an durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Yani bugün öğleye doğru durumunun iyiye doğru gittiğini öğrendik. Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş'un Aydın'dan verebileceklerim, haberlerim şu anlık bu kadar. Sayın Genel Başkanım, gerçi Mehtap Hanım da sordu ekonomiyle ilgili bir takım şeyleri ama ben sizin bir açıklamanız vardı. Bu meclisteki 5 büyük partinin hazineden aldıkları yardımların yarısını bu pandemi için, koronavirüs için bağışlamaları konusunda. Bu konuyla ilgili hala ısrarınız devam ediyor mu? Ben öncelikle selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Oradaki hastalarımıza başta İl Milli Eğitim Müdürümü Seyfullah Bey başta olmak üzere acil şifalar niyaz ediyorum. Ölen vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bakın biz bir yardımlaşma süreci içerisindeyiz. Ve şu anda da biliyorsunuz siyasi faaliyetlerimiz hemen hemen durdu. Yani sadece genel başkanlar ya da milletvekilleri, partilerin meclise belirli günlerde haftada birkaç gün gidiyoruz. Ve bu süreçle ilgili kanunlar başta olmak üzere önemli kanunları çıkartıyoruz. Ama bunun dışında mitingdir, toplantıdır, salon toplantısıdır, il gezilerdir bunların tamamı durdu. Ve bu 5 siyasi partiye sadece bu yıl için 419 trilyon para aktarıldı. Bu her yıl aktarılıyor. Seçim olduğu zaman da bunun 3 katı aktarılıyor. Şimdi bir dayanışma süreci içerisindeyiz. Ve bu devletin parası. Siyasi faaliyet yaptığı verilmiş. Siyasi faaliyet yok. Dolayısıyla bu paranın aslında
bazı vatandaşlarımız tamam diyor ya, ben herhalde yarısı 209,5 trilyon. Yani biz 600 milletvekili, ben bir maaşımı bağışladım, helal olsun. Daha da bağışlarız, elimizden gelen bütün imkanları paylaşacağız. Şimdi ama biz hepimiz birer maaşımızı versek 15 milyon yapıyor. Ama bu 5 parti aldıklarının yarısını devlete geri verseler, vatandaşlarımızı bu süreçte zorda kalan vatandaşlarımıza kullanmak üzere. Bu kayıtla, bu şartla. Bunun bakın, ben şimdi Büyük Birlik Partisi yardım almıyor da bunu yaptı diyebilirler. Hayır. Büyük Birlik Partisi bunu geçmişte de yaptı. 2000 yılında biz hazinede yardım aldığımızda hatırlayın, rahmetli Genel Başkanımız Muhsin Başkan bunu şehit ailelerine veriyorum dedi. Yani evet. Büyük Birlik Partisi bunu yapmış bir siyasi parti. Bunu teklif etmiş bir siyasi parti. Şimdi dolayısıyla bugün de aynı şeyi söylüyorum ve ben o 5 siyasi partimizin genel başkanı, hazine yardımı alan 5 siyasi partimizin genel başkanına çağrımı yeniliyorum. Yarın mecliste tekrar söyleyeceğim. Basın toplantımda tekrar söyleyeceğim. Eğer vatandaşı siz buna yönlendiriyorsanız, vatandaşa yardımcı olun diyorsanız, o zaman hepimizin önce kendisinden başlaması lazım. Ve bu siyasi partilerimizin, hazineden yardım alan bu siyasi partilerimiz bu aldıkları paranın en az yarısını, üçte ikisini de yapabilirler ama en az yarısını bu süreçte zorda kalan vatandaşlarımız için bağışta bulunması lazım. Eğer bunu yapmazlarsa söyledikleri sözlerin çok kıymeti harbiyesi olmayabilir diye düşünüyorum. Anladım Genel Başkanım. Bu konuda zaten yani muhalefetin çok büyük eleştirisi oluyor. Siz zaten yayının başından beri de devletin gayet iyi tedbirler aldığını dile getirdiniz. Yani iyi bir zamanda, tam zamanında tedbirler, önlemler aldığını dile getirdiniz. Mehtap Hanım da zaten ekonomiyi sordu. Yani şu an yani biz bu pandemiyi atlattık, bu salgını atlattıktan sonra yani nasıl bir toparlanma yaşarız? Mesela sizin bir açıklamanız daha vardı. Petrol fiyatlarının şu an düşmesi yani çok yeterli değil. Biraz daha düşebilir. İşte tüm Avrupa ülkelerinde petrol fiyatları düşmüş iken Türkiye'de bu biraz daha düşebilir diye bir açıklamanızı da dinlemiştim, ben sizin okumuştum. Şu an biz geleceği göremiyoruz. Yani bir sürecin içindeyiz, içinden geçiyoruz ama henüz geleceği göremiyoruz. Ve bu pandemiden, salgından sonra şöyle bir şey, bir cümle kullanılıyor genelde. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, yeni bir dünya düzeni kurulacak. Sizin bu yeni kurulacak dünya düzeni veya şu an içinden geçtiğimiz ve henüz sonucunu görmediğimiz bu salgının sonrasındaki öngörüleriniz nelerdir? Nasıl bir dünya düzeni kurulacak? Türkiye bu dünya düzeninin neresinde yer alacak? Ve petrol fiyatları, Türkiye'deki petrol fiyatları Sayın Genel Başkanım. Bakın, bizim şu anda eksiklikler, noksanlıklar, elbette bunları dile getireceğiz. Yani bu süreçte, çünkü bu eksikliklerin giderilmesi hem bu sürecin, bu mücadelenin başarılı olması açısından önemli, hem de burada mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasında çok önemli. Biz muhalefet olarak bu vazifemizi yerine getireceğiz ama bunu yapıcı ve yol gösterici bir üslupla yapmamız lazım. Yani bu süreci bir siyasi ranta çevirme hafifliğinde hiç kimsenin olmaması lazım. Çünkü bu böyle bir süreç değil. Burada bizim birliğe, beraberliğe, dayanışmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü biz geçmişteki nasıl zor yıllarımızı milli mücadelede, bunlardan bir tanesi, nasıl birlikle, beraberlikle aşmışsak, Kürdü, Türkmeni, Çerkezi, Boşna, Lazlı, doğrusu, batılısı, iktidar, muhalefeti, bunu da bu şekilde aşacağız. Yani öncelikle bu süreci aşma noktasında, bu mücadeleyi kazanma noktasında birlik olmamız lazım. Ama eksiklikler görmezden mi gireceğiz? Hayır. Söyleyeceğiz. Nitekim biz de söylüyoruz, işte biraz önce söyledim. Mesela esnafımıza kredi veriliyor, esnaf kefalet kooperatifleri. Ama diyor ki son 5 yıl içerisinde bundan yararlanmış olana verilemez. Yani ne demek kardeşim? Biz şimdi olağanüstü bir süreç yaşıyoruz. Adam şimdi 4 sene önce aldıysa şimdi bu süreçte alamayacak mı? Bu süreçte de alması lazım. Ya da diyelim ki eğer bunu A iş koluna veriyorsanız B iş koluna da vereceksiniz. Yani burada bir ayrımcılık yapılmaması lazım. Hakeza devletin yaptığı yardımlar, burada da bir ayrımcılık yapılmaması lazım. Herkesin buradan, kim ihtiyaç sahibi ise ihtiyacına göre bu yardımlardan alması lazım. Ve bizim hepimizin de burada elini taşın altına koymamız lazım. Nasıl sağlık çalışanlarımız ellerini değil, gövdelerini taşın altına koymuş çalışıyorlar hayatları pahasına, biz de bunu
yapmamız lazım. Bunları yapmamız lazım. Ama eksiklikleri, noksanlıkları elbette söyleyeceğiz. Ama bunları yapıcı, yol gösterici bir üslupla söyleyeceğiz. Sizin söylediğiniz petrol fiyatları konusuna gelince, tabii bu süreçten önce ben onu ifade etmiştim. Şimdi 100 dolarların üzerinden 26 dolarlara düştü petrolün varil fiyatı, biliyorsunuz. Yani 4'te 3 oranında fiyatlar geriye geldi. Yani 100 liradan 25 liraya, 26 liraya geldi. Buna göre de bizdeki akaryakıt fiyatlarının da düşmesi lazım. İndirimler yapılmıyor mu? Yapılıyor. Ama ben bunları yeterli görmüyorum. Bu indirimlerin gerçek değerine göre, yani düşüşe göre yapılması lazım. Ama şu anda zaten araba kullanan da azaldı, biliyorsunuz Ayla Hanım. Yani şey de düştü. Evet. Ama devletin, biliyorsunuz, önemli gelir kalemlerinden bir tanesi o bütçenin, daha doğrusu hükümetin. Dolayısıyla da onun için orada biraz tavizsiz duruyor. Ama bence bunun topluma yansıması lazım. Biz bunları gördüğümüz her eksikliği, noksanlığı, varsa yanlış, hatayı dile getiriyoruz. Ama Büyük Birlik Partisi net üslubu, dediğim gibi, yapıcı, yol gösterici, sorumlu bir muhalefet anlayışıyla biz bunu yapıyoruz. Biz yardımlaşma konusunda da bunu söyledik. Ben dedim ki ben bir maaşımla yardım yapıyorum. Ama evet, bu yardımlar güzel, bunlar yapılması lazım. Ama öncelikle devletin sosyal devlet olma gereğini yerine getirmesi lazım. Ve insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla bizim yolumuza devam etmemiz lazım. Burada devlet gerekiyorsa diğer harcamalarını kısacak, diğer yatırımlarını kısacak ve tamamen buraya yönelecek. Burada vatandaşımızın asla bir mağduriyet yaşamaması lazım. Hiçbir vatandaşımızın evinin elektriğinin, suyunun, doğal gazının kesilmemesi lazım. Hiçbir hanemizin ekmeksiz kalmaması lazım, açsız kalmaması lazım. Tedaviye muhtaç olan bütün insanlarımızın da mutlaka ama mutlaka tedavilerini görmesi lazım. Yani önemli olan böyle bir süreçteyiz. Yani şu anda diğer yatırımlar durabilir, bekleyebilir. Ama insan beklemez. İnsan hayatı beklemez. İnsan sağlığı beklemez. Önceliğimiz burası olması lazım. Hepimizin buraya, bu konuda gayret göstermesi lazım. Şu anda da bu gayret gösteriliyor. Buna da hepimizin, bizim destek olması lazım, gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Sayın Genel Başkan. Mehtap Hanım, ben de teşekkür ediyorum Aydın'a. Tekrar sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Teşekkürler, evet. Sağ olun. Şimdi Sayın Genel Başkan, dünyada da dediğiniz gibi koronavirüsle bütün dünya ülkeleri mücadele halinde adeta, ancak bu siyaset dışı bir kavram. Şimdi dünya ülkelerine baktığımız zaman çok da siyasi çekişmelerin, artık çakışmaların olmadığı bir süreci görüyoruz. Çünkü birçok kanun maddesi, birçok yasa tasarısı ya da bu krizle ilgili birçok sağlanacak, yapılacak yardımlar oy birliğiyle kabul edilirken, Türkiye'de maalesef ki hala bir hükümet, iktidar ve ana muhalefet şeklinde ikiye bölünmüş, hatta şöyle de özetleyebiliriz, Millet İttifakı olarak da Cumhur İttifakı olarak da ikiye bölünmüş bir yardım çalışmaları da söz konusu. Bugün şu krizde yaşadığımız Türkiye siyasetini de özetleyecek olursanız, hem olan hem de olması gerekenle ilgili, bu konuda da yorumlarınızı merak ediyoruz açıkçası. Şimdi şöyle, tabii bir önce ifade ettim. Bizim en çok birliğe, beraberliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız olan süreçteyiz. Ve buna bizim siyasetçiler olarak, toplumun önünde olan insanlar olarak öncülük etmemiz lazım. Yani topluma bu anlamda, topluma diyoruz ki birlik olun. Topluma diyoruz ki beraber olun, dayanışın. Önce bizim yapmamız lazım. Siyasetçilerin bunu göstermesi lazım. Onun için bizim büyük bir sorumluluğumuz var. Ben burada bütün siyasetçilerimizi bu anlamda bir beraber ve aynı dayanışma ruhu içerisinde hareket etmeye davet ediyorum. Bu süreçler siyasi rant elde edilecek ya da siyasi kavga edilecek, açık aranacak süreçler değildir. Toplum bunları iyi değerlendirir. Bir önce hanımefendi sordu, dedi ki artık hiçbir şey eskisi olmayacak gibi bir takım görüşler var. Evet, kısmen ben de katılıyorum. Hem Türkiye açısından hem dünya açısından muhakkak bir takım değişiklikler yaşanacak. Muhakkak bir takım yenilikler olacak. Muhakkak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama eğer bir ülke olarak Türkiye'de kimin iktidar olduğu, kimin Türkiye yönettiği ikinci derecede önemli. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olmasıdır. Türk milletinin var olmasıdır. Ve müreffeh bir şekilde var olmasıdır. Birlik içinde var olmasıdır. Onun için biz
bu süreci iktidarıyla, muhalefetiyle bu anlayış içerisinde el ele vererek atlatmamız lazım ki yeni bundan sonraki dünya süreci içerisinde de güçlü Türkiye var olabilsin ve daha güçlenmiş bir şekilde bu süreçten çıkabilsin. Ben bunu ümit ediyorum ve Büyük Birlik Partisi olarak da biz bu konuda elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bu konuda sizin dış politikadaki öngörülerinize de çok güveniyorum ben ve bundan önceki süreçte de dış politikada özellikle önemli öngörüleriniz vardı. Peki bu sürecin ardından şimdi Çin'e baktığımız zaman süreç tamamlandı ve yeniden artık eski sisteme döndük diye beyanları var. Amerika çok daha güçlü bir ekonomiyle devam ediyor para basınlarına. Tüm dünya ülkelerinde de pek çok etkin rol oynayan bu süreçte ülkeler var. Peki bu sürecin sonunda bugünkü konjonktüre bakacak olursak Türkiye bu sürecin tamamen dünyada geçtikten sonra nasıl bir dış politikada yerini alacak? Nasıl dünya ülkeleri arasında konumunu koruyacaklar? Nasıl Türkiye olarak geleceğe bakacağız açıkçası? Şimdi tabii programın başında ifade ettim. Virüs Çin'den yayıldı ve bu virüs gerçekten hayvanlardan insanlara bulaşarak mı yayıldı yoksa bir laboratuvar çalışması sonucunda mı yayıldı isteyerek ya da istemeyerek? Bu mutlaka ama mutlaka daha sonra ortaya çıkacaktır. Bunun bir sorgulaması olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunu gören Çin'in şu anda yeni ittifaklar arayışı içerisinde olduğunu görüyoruz. Rusya, İran, Çin, hatta biliyorsunuz bu süreçte İtalya'ya Avrupa Birliği üyesi ülkelerden önce Rusya hem de askerleriyle birlikte yardım ulaştırdı. Öbür taraftan da Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeleri de Amerikan askerlerinin hem de böyle on binlercesinin bu süreçte geldiğini görüyoruz, geldiğini duyuyoruz, biliyoruz. Burada bilgilerimiz var. Yani bu süreçten sonrasıyla ilgili bir hazırlık olduğu yani ve tabii Türkiye'yi de buraya katmak istiyorlar. Türkiye üzerinden, İtalya üzerinden yeni bir yol, yeni bir ticaret yolu, yeni bir işbirliği arayışı içerisinde, bu işin içerisinde. Ama öbür tarafta da Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği bloku var. Tabii bu bloklaşmaların ben dünyanın ayrımı olmadığını düşünüyorum. Ben tam tersine dünyanın da aynen Türkiye'de olduğu gibi bu süreci el birliğiyle yardımlaşarak nasıl biz şu anda İtalya'ya, İspanya'ya yardım gönderiyoruz, ihtiyacı olan ülkelere yardım malzemeleri, bizde fazla olan yardım malzemelerinden aktarma yapıyoruz. İhraç ediliyor bunların büyük bir kısmı. Dolayısıyla da burada da dünyanın bu süreci aşması noktasında bir dayanışmasının devam etmesi gerektiğini zaruri görüyorum ama bu böyle olsa da bu süreç tamamlandıktan sonra mutlaka bloklaşmaların yaşanacağını ve onun için de dünyanın yeni bir evreye geçeceğini, işte ben bunun adına da ki bazı bilim adamları bunu çok önceden ifade ettiler zaten, biz artık sanayi devrimini tamamlamış ve artık robotik çağa geçiyor. Yani dünya robotik çağa geçiyor. Bu çağda artık savaşlar bu yeni çağa göre yapılacak. Bütün üretimler de buna göre yapılacak. Bilim buna göre şekillenecek, buna göre gelişecek ve artık bu anlamda da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktan kasıt sadece mevcut düzenin değişeceği anlamında değil, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktan kasıt artık dünyadaki bilim ve ilmin de bir takım buluşların da geçmişten daha farklı olacağını ve dünyanın bu yeni çağa göre şekilleneceğini ve bakın insanların şu anda hepsinin bütün gözlüyorlar değil mi? Bütün dünyayı gözlemliyorlar. Bunun televizyonlarda
Hep onları çeviriyorlar. Biliyorsunuz bu daha çok ve daha farklı devrede kadar nasıl karın alabileceğimize kadar bunların dahi çalışmasının yapıldığı, bunlara göre bile hazırlıklar yapıldığı konusunda çok ciddi bilgiler var, bilimsel araştırmalar var, bilimsel çalışmalar var. İşte biz yeni dünyaya Türkiye'nin biz sanayi devrimini kaçırmış bir ülkeyiz. Ve bunun da bedellerini ödedik biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu döneminden ve devletimizi büyük zorluklarla kurduk. Milletin bağımsızlığını büyük zorluklarla kurduk. İşte bizim bu yeni çağın olmamız lazım. Biz Fatih Sultan Mehmet ile birlikte orta çağı kapatıp yeni çağı açan bir devletin yeni çağ bizim kalıp olmamız lazım. Yani hiç kalıpları bırakıp bizim ülkemizi, milletimizi bu gelecek çağa bırakmamız lazım. Evet Sayın Başkan, tabii süremiz doldu aslında. Son olarak da biraz önce Sayın Cahit Başkan da ambulans geçiyor maalesef. İnşallah hastamıza acil şifalar diliyoruz. Yarın Büyük Millet Meclisi'nde genel kurula sunulacak olan ceza infaz yasası görüşmeleri başlayacak. Muhalefet bir takım itirazlarda bulunuyor. Sizin bu konudaki görüşlerinizi almak isterim. Son olarak. Buyurun. Şimdi tabii Adem Bey, normal bir süreçte değiliz. Yani zor bir süreçten geçiyoruz. Tabii bu infaz yasasının şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelme sebebinin bir tanesi de içinden geçtiğimiz süreç olduğunu bilmemiz gerekir. Aynen nasıl bütün toplu yaşanan yerleri sadeleştirmeye çalışıyorsak bence cezaevlerini de bu anlamda bu sıkışıklığı giderme anlamında da bir çalışma yapılır gibi görüyorum. Ama biz Büyük Birlik Partisi olarak ilkesel olarak bir kere şu fikirdeyiz. Yani kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarla ilgili devletin af yetkisi olmamalı. Ve kim kime karşı bir suç işlemişse bunun bedelini ödemeli. Yani adam birisinin babasını ya da kardeşini bırakın kasten öldürmeyi, alkollü bir şekilde araba kullanarak çarparak da öldürmüşse bunun cezasını çekmeli. Ya da birisinin evine girip hırsızlık yapmışsa, gasp yapmışsa ya da birisinin çocuğunun işte biz kötü alışkanlıktan ölümüne sebep olmuşsa ya da devleti dolandırmışsa bunun cezasını çekmesi lazım. Bir ikinci husus şu, tabii burada şimdi cinsel suçlar, işte kadına şiddet, terör, işte kasten adam öldürme bu yasanın dışında gözüküyor. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz, inceliyoruz. Ama mesela genç yaşta evlilik diye bir mesele var. Şimdi küçük yaşta gelip 16 yaşındayken, 17 yaşındayken aradan 8 şimdi bana 3 çocuğu şimdi biz kadına ikinci defa ceza veriyoruz. Kadın 3 çocuğuyla dışarıda yalnız yapayalnız kalmış. Evet. Şimdi adam içeride. Ya bunun suçu işlediği anda gecikmeksizin bunun cezasını vereceksin. 8 sene sonra, 10 sene sonra bunun cezasını verdiğin zaman adama ceza vermiş olmuyorsun ki. Kadına ceza vermiş oluyorsun. 3 tane yavrusuna ceza vermiş oluyorsun. Şimdi bazı konular Türkiye'de gerçekten yanlış anlaşılıyor ve yanlış değerlendiriliyor. İşte 2 tane de hanımefendi kardeşimiz var programda şu anda. Onlar da mesela bu konunun yorumunu yapsınlar. Biz de küçük yaşta ya da 18 yaşının altında evliliği ben de doğru bulmuyorum ama
bir vaka var, bir gerçek var. Diyelim ki ortada bir gerçek var. Bu problemi de meclisin görevidir diye düşünüyorum. Bu problemi de. Ama cezayı zamanında verip bu suçu işleyen varsa bunun şeyini alması lazım. Ama aradan 8 sene geçmiş, yok. Yargıtay süreci falan beklenirken adamın 3 çocuğu olmuş orada. Şimdi dolayısıyla bu tür mesela kapsam anlamında mağduriyetler varsa bir başka konu. Biz Büyük Birlik Partisi olarak şahsen ben siyasi olarak bir insanın fikrini söylemesinden dolayı cezaevine girmesini doğru bulmam. Yani ama çizgimin neresidir? Teröre ve şiddete bulaşmayacak. Terörü ve şiddeti övmeyecek. Yani terörü ve şiddeti tavsiye etmeyecek, teşvik etmeyecek. Onun dışında her insan özgürce devam ediyor. Dersin olması gerektiği diye şahsen ben düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bu infaz yasasıyla ilgili, bu af yasasıyla ilgili ilkese olarak başta kişilerin kişilere karşı işlediği suçların affedilmemesi gibi bir net bizim bir duruşumuz var. Bir çizgimiz var. Biz bu duruşun ve çizginin arkasındayız. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan. Süremiz doldu arkadaşlar. İstanbul'da Şişli Belediye Başkanımız bizi şu anda beklemediler. Birazdan Sayın Başkan'ı yayına alacağız. Mehtap Hanım teşekkür ediyorum. Ayla Hanım teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan çok teşekkür ediyoruz. Adem Bey, Meytem Hanım'a, Ayla Hanım'a sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen izleyicilerimize de saygılarımı sunuyorum. Bütün ülkemize, milletimize, insanlığa geçmiş olsun. Rabbim ölenlere rahmet eylesin. Kalanlarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. İnşallah bu mücadeleyi de birlik içerisinde güçlü dayanışmayla kazanacağımıza ben yürekten inanıyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Efendim, siyaseten programımıza şimdilik burada son veriyoruz. Tabii bir reklam arasından sonra Şişli Belediye Başkanımız Sayın Muammer Keskin'i Nurcihan Bahtiyar moderatörlüğünde İzmir'den de Deniz Ölgün arkadaşımız katılacak. Kısa bir reklam arasından sonra yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.